fazla. Arı dışarı çıktığı zaman ilk başta yükseliyor. Yukarıda bir 8 hareketi çiziyor. 8 harfi çiziyor Bekir abi. Evet. Ondan sonra gidiyor. Geri geldiği zaman hani bunu bilimsel açıklamalarda söylüyorlar hani okuduğum kadarıyla. Evet. Yol tarifi mesela yapıyor. Yol tarifini de izlemiş. Mesela arılarda yaptığı hareketlerde yararları anlatım şeklinde. Örneğin bir arı şu şekilde ortada duruyor. 7-8 tane arı onu izliyor. Uçuş yönünü kanat çırparak sağa sola dönerek uçuş yönünü belirliyor. Eğer bu diğerleri o zaman onu takip ediyor değil mi? Diğerleri onu takip ediyor. Önde öğretmen var. Her zaman bir çiçeğe gitmiş, eğer bir yerde nektar bulmuşsa geri gelir. 7-8 tane haber veriyor. Onlar gidiyor, her biri tekrar geldiği zaman aynı şekilde haber vererek, haberleşme yoluyla gidiyorlar ve dışarı çıkıyor, güneşi hesaplıyor. Çiçeğe gittiği zaman mesafeyi hesaplıyor. Mesafeyi hesaplıyor, hani gidip balı toplayıp geldiği zaman güneşin nerede olacağını hesaplıyor. Evet. Eğer bu hesaplamada bir hata oluşursa yanlış kovana giriyor, bu da onun ölümüne sebep oluyor. Evet. Hata payı neredeyse sıfır. Yani matematiği insanoğluna göre kat kat ileride kullanıyorlar. Evet. Yani oğul vereceği zaman yani her şey çok nizami ilerliyor. Hata payı yok. Hasta kovan arı kovanı terk eder. Hastalandığını hissederse kovanı terk eder. Hiçbir zaman yavruya bulaştırmaz. Eğer terk bal terk edip ne yapıyor? O zaman ölüm uçuşuna gidiyor. Kendini ölüme terk ediyor. Hani gidebileceği kadar uçuyor. Öldüğü noktada bırakıyor kendini. Ölene kadar uçuyor. Ölene kadar uçuyor. Evet. Hani uzaklaşabildiğim kadar hani kovanımı hasta yapmamak için diğerini tehlikeye karşı kendini feda ediyor. Yani kendini feda ediyor. Mesela örnek vereyim, şu an kovanda bal az. Yani ihtiyacından daha az. O şu an mevcut olan arı bal yemeyi bırakıyor. Diyor benden sonraki nesil devam etsin. Kendinden sonraki neslin devamını düşünerek de aynen, kendinden tasarrufa sonraki, geçiyor. Tasarrufa geçiyor, yemiyor. Yani bir nevi ölüm orucu gibi. Evet. Yani dediğim gibi hocam, bu arıdaki hani keramet gerçekten, yani insanoğlu onu izlese sadece incelese yani çok şeyin farkına varacak, ama tabii kör olduğumuz için yani baksak da sadece o arıdır, bal getiriyor. Şimdi seni sadece badem uzmanı olarak tanıdık bildik ama yok. Gördüğümüz kadarıyla sen arıda da uzmansın. Yok, arıda maşallah hani bilgim iyidir abi. Hani o konuda kendime de güveniyorum arı konusunda. Yani sonuçta kendi kendini eğittin. Allah'a bin şükür, yani araştırmayı seviyorum hocam. Evet. Çünkü artık hani dışarıya bağımlı olduğun sürece hani bir şey yapamıyorsun, bir şey de kazanamıyorsun. Tabii ki. Yani şu anda dediğiniz gibi size de bu konuyu konuştum, hani ben sizi ne kadar rahatsız edebilirim? Hani belli bir saatten sonra artık baygınlık verir insan. Yani şu an burada belli bir saatten sonra bıkkınlık verirsin yani karşı tarafa. Yani yapamazsan, ne kadar samimi de olursan ol, hani bir yere kadar, şimdi sen de bir şeyler yapman lazım. Evet. Kendine bir şeyler katman lazım. Sürekli dışarıdan eksik kalır. Çünkü her şey gelişiyor. Şu an arada mesela örnek vereyim, aradaki eski hastalıklar yok artık. Böyle yeni hastalıklar meydana çıkıyor. Yeni hastalıklar meydana çıkıyor. Hiç görmediğimiz hastalıklar meydana çıkıyor. İklimler değişti, mevsimler değişti. Buna istinaden yeni şeyler peyin. Yani hiç görmediğimiz haşereler çıkıyor. Hani mücadelesi gerçekten bizi zorluyor. Hani şu anda bakıyorum, hani eski bilgilerle devam etsen bir yere varamaz. Mümkün değil. Bademde mesela 2 yıldır badem arısı diye bir şey piyasaya çıktı. Allah'ım şükür yok. Allah'ım şükür hala burada bir şey yok. Yani denk gelmedik burada. Şimdi badem arısı deyince senin aklında arı geliyor değil mi? Evet. Ama zarar veren arısı değil. Larvası. 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 Yaprağın bir köşesinden başlıyor. Yavaş yavaş. İpek böceğinin yaprağı yemesi gibi yiyor. Hocam aynı Allah korusun. Şu an burada yok. İnşallah buraya uğramaz. Ben hatta Hacı Baba'nın çiftliğinde küçük bir badem ağacının üzerinde bunları gördüm. Sürüsüyle gelmişlerdi. Yok valla Bekir abim, şu an burada Allah'a bir sürü yok. Yani biz sürekli mücadele yaptığımız için bademle. Evet. Yani genellikle belki de sürekli mücadele yaptığın için. Şimdi ben ilaçlama dönemlerinde ilaçlamalarıma gerçekten çok dikkat ediyorum. Evet. Mesela iç kurdunu burada ben hani takip ediyorum. Millet tomurcuktayken atıyor. Hani uyarıyorum da diyorum, bakın arkadaşlar, iç kurdu bademin içinde olan bir şey. Larva halindedir. Dışarı çıktıktan sonra, çiftleştikten sonra yumurtasını bırakır. Evet. Yani bu belli ve bariz bir şey. Yani bu hayvan çıkacak, buna yumurta bırakacak. Şimdi bunu çıkmadan bunun mücadelesini yapmak doğru değil. Boştur yani. Sen boşu boşuna eğer cebinde paran çoksa atıyorsan,
Amen. Ama yani boşu boşuna atmış oluyorsun. Evet. E Allah'a bir şükür para da sıkıntısı var zaten. Çünkü öyle. Paramızın hiçbir değeri kalmadığı için para evet. sıkıntısı otomatik benim meydana çıkıyor. İlaç maliyetleri de zaten 5 katına çıktı. Çok doğru. E o yüzden hani ben takibimi yapıyorum. O böceğin çıktığında ilk ergenler çıktığı zaman hani çiftleşmese bile ilk ergen çıkışında tedbir amaçlı 15 günlük, 20 günlük uzun süreli etkili olan ilaçları, kapsül ilaçları tercih ediyorum genelde ben. Evet. Yani temas anında patlayan ilaçlar. O ilaçları tercih ediyorum. İlk uygulamamı onu yapıyorum. Araya 8 gün bırakıyorum hani ağacın zarar vermeyeceği dönemleri bırakıyorum mesela. Bir haftada da atabilirsin, 5 günde de atabilirsin ama bu sefer ne olur ağaç etkilenir o ilaçtan. Çünkü fazla ilaç atmış olursun. Ağacı zehirlenmiyorsun, gelişimini durdurursun. Yani ağaca fayda yerine zarar vermiş olursun. O yüzden en erken 8 güne ben çekiyorum. Daha geriye çekemiyorum ilacı. Evet. 8 günde bir 3 sefer uygulamamı yapıyorum. İlk ergen çıkışından sonra. İç kurundan bu şekilde kurtuluyorum. Yaprak bitidir veya bunları gördükçe zaten sürekli bu kurt ilaçlamaları, böcek ilaçlamaları olduğu için hani bu tarz haşereler bana çok fazla zarar vermiyor. Şimdi de ya 800 günde 3 sefer mi 800 gün arayla 3 sefer? 8 gün arayla 3 sefer. Ha. Şimdi sen 8 gün arayla 3 sefer ilaçlama yaptın ya. Diğer çiftçiler bir sefer atıyor. Tamam diyor. İyi tamam bitti. Bitti. Ben artık de iş kurdundan kurtuldum. Hiç, öyle bir dünya yok ki. Öyle bir şey yok. Bir de mesela iş kurdu ilk uygulamamda yani iş kurdu sadece uyguluyorum. İkinci iş kurdu uygulamamda kesinlikle hani yaprak açmış oluyor biraz. Yani yapraklar da yetişkin oluyor. Yani kesinlikle mantar uygulamamı yapıyorum. Tabii ki. Yani mantar görmesem bile kesinlikle mantar uygulamamı yapıyorum. Çünkü bizim burada yağmura bağlı mantar evet. gelişimi çok fazla oluyor. Şimdi bir de mevsimler biraz daha değiştiği için artık bu memlekette mantarı enfeksiyonlar çok fazla gözükmeye başladı. Daha evet. önceden yoktu çünkü. Önceden böyle bir şey yoktu evet. ama şu anda mesela bakıyorsun İklim gerçekten rahatsız ediyor. Yani nem dengesi düşüktü daha önce bu memleketlerde. Doğrudur. Şimdi nem dengesi yükseldi, nem arttı. Havadaki nem miktarı artınca mesela bakteriyel enfeksiyonlar, mantari enfeksiyonlar hepsi piyasaya çıktı. Hiç görmediğimiz hastalıkları görmeye evet. başladık. Çok fazla yaprak biti de olmazdı eskiden. Evet doğrudur. Hani bu sene gördüğümüz, hani ben bu sene rahatsızlığı yaşamadım yaprak bitinde. Hani çevrede gördüğüm kadarıyla diyeyim. Yani su gibi ağacın üzerinden yaprak bitinin evet. dışkısı akıyordu. Hatta bu sene mercimeklerde dahi yaprak biti görüldü. Hocam ben arpada gördüm. Arpada duymadım ama mercimekte yani çok fazla şikayet. Yani gördüm bize. Dedim ya 33 yaşındayım. Evet. Ömrüm daha 33 yaşına geldim. İlk kez arpaya yaprak biti gördüm ben. Evet. Demek ki seneye daha çok gelecek. Yani daha çok olacak. Büyük bir ihtimal. Yani şimdiden işaret veriyor. Doğrudur. Diyor ki ben seneye geleceğim. Ona göre tedbirini al. Vallahi hocam bademlerde beni hiç rahatsız etmediler. Hani ben uygulamamı ona göre yaptım. Şimdi ilk bir ağaçta gördüğüm gibi ben hepsini atıyorum. Evet. Çünkü yayılan bir haşeredir bu. Tedbir amaçlı kapsül ilaçlar özellikle tercih ettiğim ilaçlardır. Temas anında patlayan ilaçlar. Çünkü diğer ilacı atıyorsun, yürü 3 gün 5 günlüktür ama atıyorsun 2 saat sonra artık güneşi görünce ilacın etkisi bitiyor. Evet. Ama kapsül ilaçlar mesela öyle değil. Temas anında kapsül halinde beklediği için patlıyor. Patladığı gibi haşereyle mücadele daha kolay olur. Evet. Bir de masrafını düşürmüş oluyorsun. Yani atıp sonradan tekrar atıp tekrar atıp 3-4 sefer uygulama yapanlar ve kurtulamayanlar var. Tabii. Ama Allah'a bin şükür bizim öyle bir sıkıntımız yok. Şimdi, hani masraf konusunda da Hacı Süper evet. Oda başı sağ olsun hani tam destek arkamda duruyor. Evet. Yani ilaçlamalarımda da istediğim ilacı almamda da burada bulamadığım zaman Diyarbakır'dan vesaire istediğim her yerden temin etme konusunda bana çok destek veriyor kendisine. Allah razı olsun. Buraya bu tesisi de kendisi kurdu. Yani benim hayalimde ne varsa, yapmak istediğim ne varsa yani dedi yeğenim senin önünden çıktır yapabilirsin. Evet. Parasal destek olarak tam destek arkamda durdu. Kendisi amcamdır Allah razı olsun kendisinden. Yani şu anki durumda hani bademlerimizde de hiçbir sıkıntı yok Allah'a bin şükür. Haberim biraz az olabilir. Geçen yılki kuraklığa bağlıyorum ben bunu. Doğrudur. Yani harici yoksa hiçbir sıkıntımız yok. Allah'a bin şükür. Yani bu şekilde gidersen para kazanacağımızı zaten para kazanıyoruz Allah'a bin şükür. Şimdi sosyal medyada Erdal Güncü diye bir ziraat mühendisi var. Evet. Çok güzel çalışmaları var Erdal Hoca'nın. Erdal Hoca şunu söylüyor. Ağustos ayındaki sıcaklar gelecek yılın meyve gözünü yakıyor. Gelecek yıl olması gereken meyvelerin gözü oluşuyor ya şimdiden. Evet. Ağustos'un sıcakları diyor ki onu yakıyor. Bir sonraki sene meyve olmasının azlığının sebebi
Ağustos ayındaki bu sıcaklığın meyve gözlerini yakmasıdır diyor. Vallahi doğruluk payı var bence. Yani doğruluk payı var belli. Yani ama şu an eğer biz ağaçlarımıza düzgün bir bakım yaparsak, örnek vereyim şu an bizim gittiğimiz bahçemde, yani o şekilde sürgünleri sağlıklı bir şekilde çalışan bir ağacın yani yanma olayı düşüktür. Ama örnek vereyim, ağaç meyvesini almış, yükü ağırdır zaten. Bademini kendi meyvesini besleyemeyecek seviyeye gelirse, yani ağacın kendisi artık Ağustos ayında hakikaten yanıyor. Çünkü geçen yıl ben bunu gördüm Ağustos ayında. Evet. Yani bu yıl o ağaçlarım da hiç meyve vermedi. Artık şimdi ağaç hiçbir zaman meyvesini kurutmuyor. Yaprağını kurutur, gerekirse kendisini kurutur. Meyveye verebildiğini verir. Evet. Yani bizim örnek vereyim, kendi evladımız gibi. Evet. Şu an ben aç kalırım ama çocuğumu aç bırakmam ha. Doğru. Geçen yıl ben bir bahçeye, yani genelde ben arkadaşları gönderiyordum. Yani yetiştiremediğim için bazı bahçelere onlar gidip kontrol yapıyordu, bana rapor veriyordular. Biraz uzaktaki bir bahçeydi. Kendim sonra gittim bir baktım ki yapraklar aşağıya doğru inmiş. Yani ağaç artık yapraktaki suyu çekiyor, bademine verir. Evet. Yani acil bir şekilde sulamaya başladık. Ben sadece artık meyve umurumda değildi benim. Bu yılınki meyve de artık umurumda değil. Ben dedim ağacı kurtarayım. Allah'a bin şükür ağacı kurtardık, ağaçlarımızı kurtardık. Hemen hemen bir 20 dönüm ağacımız kuruyacaktı. Evet. Yani şu an bu sene yine biraz hafif var üzerlerinde. Geçen yılın sulama bakımından dolayı. Erdoğan Hoca, işte bu Ağustos ayındaki güneş yakmasının önlemenin bir seçeneğinde partikül film tabakasıyla kaplama olarak. Yani kavurun kili diyelim. Yani kavurun kili de bu kaplama şeyin içerisinde var. Reçetesinin içerisinde var. Erdal Hoca'nın kendi tavsiye ettiği başka şeyler de var. Yani kendi ürettiği ürünler de var. Nasıl mesela hocam, hangi ürünler diyebiliriz buna? Ya Erdal Hoca'nın kendi şeyinde var. Sayfasında. Telaffuzu biraz güç. Evet. İsimler olduğu için ben şu anda ismini aklıma getiremiyorum. Yani Erdal Hoca'nın bahsettiği bu ürünlerin görevini aynı zamanda kaolin kili yapıyor. Hocam yani çok fazla bir şey aramaya gerek yok. Tam da doğal bir üründür. Tabii ki. Yani şimdi videolarda görmüşsündür mutlaka. Ben mutlaka bunu suya kattım, karıştırdım, bir güzel içtim. Doğrudur, gördüm. Yani bu videoyu çektiğim andan sonra yaklaşık 15-20 gün vakit geçti. Şu anda gördüğün gibi karşında canlıyım. Yok. Demek ki bunun bana bir zararı olmamış. Yani insana bir zararı yok, ağaca hiçbir zararı. Çünkü biz ağaca gerçekten çok kötü uygulamalar yapıyoruz. Çok kötü zehirler uyguluyoruz. Yani biz bile sadece onu sorduğumuz zaman bile rahatsız oluyoruz. Tabii ki. Biz bunu götürüyoruz, ağaca atıyoruz. Yani bu ağaca zarar vermiyorsa kavurun kilinin zarar verme olasılığı %0'ın bile altında. Evet, işte yani sana da bu hususta tavsiyede bulunuyorum. Yani hiç olmazsa en azından güneş yanıklarına dahi bunu kullanabilirsin. Mutlaka faydasını göreceksin. Onun dışında ağacın bütün gövdesini, dalını, yaprağını, meyvesini komple kapladığı için bütün dış etkenlere karşı koruyucu ve önleyici bir kendi olarak bunu düşünebilirsin. Biz bunu bu kavunun kilini atomizerle atabiliyor muyuz hocam? Atarsın. Çünkü bizim kullanma, çünkü örnek vereyim, bizim bunu hani şu an 400 dönüme ben işçiyle atma şansım, sırt pompasıyla veya atma şansım yok. Ben mecbur atomizer kullanıyorum. Büyük pompalarla holderlere atabilirsin. Yani holder, ben ona göre gittim, özel holder de yaptırdım. Hani normalde arkaya taklı tanker şeklinde, ramok şeklinde traktör çekiyor. İzlediğimiz kadarıyla bütün şeylerde. Ama bizim aracımız buna uygun olmadığı için. Seninkisi şeyde değil mi? Fanlı böyle. Fanlı böyle, ben böyle holdere. Atıyor komple. Ben holdere sağdan montalı. Böyle, fan şey, aynen. Sağlı sollu ağacın kökünden tepesine kadar atıyor. Yani işçiyle, elle ve o kollu sistemlerle olacak iş değil. Yok, seninkisi büyük iş olduğu için sen mecburen büyük düşünmek zorundasın. Hatta biz yani ben şey de düşündüm, ağaca duyarlı kısmını da taktırmayı düşündüm kendi holderime. Duyar kalan. Evet, o şekilde düşündüm. Sonra baktım hani şu an Diyarbakır Çermik'te yani bunu destekleyecek bir servis ağı yok. Yani yapabilecek yok. Yani şu an alması kolay. Onu aldım getirdim, burada ben kullandım. Eğer bu arızalanırsa. İşim yoksa Diyarbakır'a git. Yani Diyarbakır'da da hani yapabileceğiz. Çünkü yok tabii. Diyarbakır'da da fidancılık üzerine bir çalışma yok. Evet. Çünkü çok az, hani daha doğrusu biz batıya doğru daha çok fidan üzerine, evet. Adıyaman'dır, Antep'tir, Urfa'dır, yani bunlar daha çok hani ağaç üzerine, hani burada daha yeni.
O yüzden hani bunu dedim, hani bak bunu destekleyecek bir şey olsun diye. Eğer arızalanırsa Antep'ten birini bekle, 2 gün gelsin. Zaten benim için ilaçlamalar yani gün gün ben hesaplıyorum. Mesela bağın kükürt ilacını. Yani ben gününe göre hesaplıyorum. Bakıyorum ilerleme seviyesi nedir. Yani takibimi ona göre yapıyorum. Sürekli içinde olduğum için bakıyorum artık ilerleme ne seviyeye gelmiş. Deneme yanılma yöntemiyle, çünkü hani gerçekten bilgi çok az. Şimdi keşke ben ilk kurduğum bahçe 13 yaşında, yani gerçekten acemice kurulmuş bir bahçe. Budamalar yanlış. Yani ilk kurduğu bahçeyi şimdi görünce şunu diyorsun. Keşke ben bunu Yani o o zaman zaman böyle bilmiş. kurmasaydım. Aynen böyle Ama kurmasaydım, budamalarımı böyle yapmasaydım. işte ama onu öyle yapmasan da öğrenemezsin. Hani mümkün değil hani. Hatta Tabii. ama şey de, şu an örnek vereyim. Bundan 12 yıl önce benim gibi biri daha olmuş olsaydı, şimdi ekenler vardı. Ama sağ olsunlar bilgi paylaşımı Evet. yok. Yani insanlar bilgisini saklıyorlar. Öyle. Yani şu an sadece ben kazanayım. Sadece ben kazanınca olmaz ki. Herkesin kazanması lazım. Çünkü çiftçi gerçekten zor bir durumda. Yani şu an ürün ekiyoruz. Yani çiftçinin sadece badem değil. Çiftçi dediğiniz zaman her şeyi yetiştirmesi gerekiyor bir çiftçinin. Tabii ki. Çünkü ben bakıyorum hani bizim çevremizdeki çiftçiler buğday ekiyor, arpa ekiyor, mercimek ekiyor, tek ürün. Tek ürün ekiyor, kaldırıyor, yok ben çiftçiyim. Böyle bir çiftçilik yok. İşte atalardan, dedelerinden gördükleriyle Hani yani yetinmeye şimdi hocam, çalışıyorlar. çünkü sene 12 ay sen buğdayın zaten yaptığın çalışma toplasan 10 günü geçmiyor. Tabii ki. Yani bir dikime gidiyorsun. Yani bir Ekiyorsun. nadas, bir sürüm, Evet. bir dikim, bir hasat, bitti. Yani toplasan hani bir ay değil abi çiftçinin Öyle. çalışması. Çiftçinin sene 12 ay toprağa işlediğinde sene 12 ay kaldırabileceğin ürünler var. Tabii ki. Ya ama bizimkiler sağ olsunlar buğday ekiyor, ben çiftçiyim, para kazanıyorum. Böyle bir dünya yok. Ben insanlara şunu da söylüyorum. Herkesin yaptığı bir işi yapmayın. Farklı şeyler üretmeye çalışın. Araştırın. Aynen. İnternetten araştırın. Yani bu memlekette olabilecek çok güzel şeyler var. Yetiştirilebilecek çok güzel ürünler var. Yeter ki araştırın, soruşturun. Yani yeter ki siz üretin. Gayret edin. Yapmak istedikten sonra neler yapılabileceğinin en güzel örneği sensin. En Allah razı basitinden olsun bak. hocam. Yo hocam hani bakın normalde hani ekin de ekiyorum ben. Yani çiftçi olduğum için ekin şart. Tabii ki ekmek sonunda ekmeğin için un lazım Yani sana. un lazım bana dediğiniz gibi. Tavuğuma kut yani buğday Tabii lazım ki. benim yemesi için. Evet. Çünkü yumurtayı da ben gidip marketten satın alırsam olur mu hocam? O zaman ne Yani anlamı kalıyor? çiftçinin bir anlamı kalmaz. Samanımı da kendim üretmem lazım. Hayvanımın yemini de ben kendim üretmem lazım. Şu anda bir torba yem 350 lira. 350 lirayı ben hayvana yedirdiğim zaman ne kazanacağım? O zaman senin hayvanın da var. Hayvanım var, daha yeni kaldırmak zorunda kaldım Çerimli'ye taşındığım için. Yani ilçe köy olduğu için biraz zorlandığım için hayvanı daha yeni bu yıl kaldırdım. Yani mecburiyetten dolayı kaldırdım. Yoksa hayvancılık yapıyordum. 20 başlık bir ahırım var. Maşallah. Yani onu da yeni bu yıl kaldırmak zorunda kaldım. Hani iyi de kazanıyordum. Çünkü yemimi kendim üretiyordum ben. Tabii ki. Yani her şeyi sen kendin yaptığın için yani maliyeti çok daha aşağı düşürmüş oluyordun. Yani Şimdi yaklaşık dışarıdan satın almayla, yemle mümkün değil. besicilik yapmaya kalksan Yok, mümkün değil. zarar edersin. Zarar üstüne zarar edersin. Zararın zararını edersin. Yani çünkü ben kendim gittim sadece bir yem kırma makinesi aldım. Yani maliyet olarak bir yem kırma makinesi Evet. aldım. Kendi buğdayımı üretiyorum. Kendi arpamı zaten üretiyorum. Tam üretemediğim mesela mısır üretemiyorum hocam. Ama yani en azından mısır da satın alabilirim yani. Bu da çok büyük bir maliyet değil. Zaten karışım vitamin tozlarımız var. Evet. Hani ufak tefek hani masraf edersin. Her şeyi sen üreteceksin diye bir kaydı yok. Hani üreten Tabii ki yani. arkadaşlardan da alabilirsin. Ama merak etme, direkt ben git yem fabrikasından yem gelsin ya. Yem gelsin de nereye gelsin? Sen çiftçisin, sen üreten birisin ha. Tüketen biri değilsin ki. Evet. Sen üreteceksin, dışarıdaki adam tüketecek. Ne ola hayvana da ben iyi kazandım Allah'a bin şükür. Ha, hayvanı kaldırmak zorunda kaldım. Hani mecburiyetten dolayı yani. Şu an hem ilçe hem Çermiye git orada kal hem gel burada bahçe işlerine devam et. Hani baktım yetişmeyen. Çünkü o hayvan işi sene 12 ay sürekli içinde olman gereken bir şey. İşçilik. Yani sabah, öğlen, akşam 3 sefer kesinlikle orayı ziyaret etmen lazım. Yani hayvancılık seni bir bakıma diğer işlerden alıkoyuyordu. Aynen. Şimdi onu Yani yapmayınca evet. ekstra onun yerine çok daha fazla iş yapabiliyordum. Evet. Önceden hanım sağ olsun beni destekliyordu. Köydeyken mesela hanım hayvan işine sadece o bakıyordu. Evet. Yani ben sadece ağır işlerini yapıyordum. Diğer bütün işlerini hanım yaptığı için sıkıntı yaşamıyorum.
Şu an köy şartlarında ben çocuklarıma eğitim veremediğim öyle, için. Yani genelde insanlar bu okul eğitim nedeniyle Aynen. köylerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü Aynen köyde ben de o okul yok, yüzden eğitim mesela. yok. Yani şu an ben o yüzden zaten ilçeye gitmek zorunda Evet. kaldım. Şimdi benim abim elini öpsün 4 tane kızım var. Evet. Şimdi erkek çocuğu olsa örnek vereyim. Yani şu an kendimden de örnek verebilirim. Taşı da sıksam ben suyunu çıkarım, ekmeğimi çıkarım. Tabii Ama kız ki. çocuğu biraz daha kibardır. Tabii ki narindir yani Narindir sonuçta. hani şu an sonuçta onun eğitimini ben eksik verdiğim zaman. Yani sonuçta yarın öbür gün evlendiği zaman. Benim hanımım benim elime baktığı gibi bu da başka birinin Tabii ki. eline bakacak. Ama örnek vereyim kendi mesleği elinde olmuş olursa. Yani kimse de bana bile minnet olmaz. Tabii ki. Ben eğitimimi tam vereyim. Okumasına ne masrafını biliyorsa yapayım. Ondan sonrası da Allah'a kalmış. Bence kızlardan birisi ziraat mühendisi olsun. Ben öyle düşünüyorum artık hangisi tercih ederse yani dört tane dedim içinizden birini ziraat mühendisi yapmak istiyorum ama siz Birisi bilirsiniz de yine. veteriner olabilir. Eğer hayvanlara karşı sevgisi varsa. Bilmiyorum Biraz hocam. da içinde olması lazım. Daha artık o onlara karışmıyorum. Bir tane ziraat mühendisi eğer isterseniz zorlama yok kesinlikle. Evet. Ne olmak istiyorlarsa ben o yüzden karışmıyorum. Artık öğretmenlerin yönlendirmesiyle mi olur kendi yönlendirmeleri. Hani dikkat ediyorum okullarına da dikkat ediyorum. Maşallah onlar da beni üzmüyor. Derslerinde başarılılar maşallah. Yani hocam benim söyleyeceklerim hani gerçekten çiftçilikte para var. Yani üretim söylediği gibi masraflarımız ağır olabilir. Bilinçli bir çiftçilikte gerçekten para kazanılıyor. Şu anda örnek vereyim. Burada bizim bağımız da var. Ceviz de üretiyorum. Badem de üretiyorum. Arıcılıkla da uğraşıyorum. Yani sadece kış şartlarında hani şu an üretim yapamıyorum ben. Yani sera kurmayı düşünüyorum ama serayı ben yani bir soba yöntemi de ısıtma yöntemini daha Evet. kolay bir yoldan yapmak istiyorum. O yüzden hani birazcık maliyetli olduğu için benim Ya düşündüğüm yöntem. şimdi bu sera deyince bu arada bu araya gireyim. Burada 50 dönüme yakın sera vardı. Evet. Gerçi bu kuşun ağır şartlarından dolayı hepsi yıkılmış. İşte hepsi şu anda sökülüyor. Yeniden yapmaya çalışanlar var. Vazgeçenler var. Bu seracılara ben birkaç yıldır üst üste dedim ki buraya fanlı soba alın kurun. O zamanki fiyatı 2500 liraydı bir sobanın. Fanlı soba alın kurun. Sizin sobaya verdiğiniz para, masraf aynı sezonda geri gelecek size. Kışın da üretin. Çünkü sonuçta ta aralığa kadar domates burada oruyor, yetişiyordu. Evet doğrudur. Eğer soba kurmuş olsalardı, yani içerisini ısıtmaya devam etmiş olsalardı, Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta dahi domates çıkardı. Salatalık bitkiler Vallahi de olurdu. hocam Yeşillik hayli barda olurdu. Ama kimseye aldıramam. hocam Kimseye bu sözünü vallahi şekilde gücüm kesiyorum. yetmedi yani. Sözüm geçmedi. Hani benim niyetim sobada değil. Ben şu şekilde bir düşünce içindeyim. Şimdi normalde hani kışın toprak altı normalde sıcak olur. Evet. Hani ben toprağın altında bir büyük bir hazine düşünüyorum. Boru yöntemiyle dışarıdaki havayı alıp hazneye, haznedeki ısınan havayı tekrar seranın içine fanlarla. Ben böyle bir düşünüyorum. Mesela dışarıdaki soğuk hava haznenin içinde ısınıp toprağın altındaki normal ısıyla sürekli bu döngü içinde. Sen çok büyük şey düşünüyorsun. Ben onu düşünüyorum. Onu düşündüğüm için de hani şu anki durumdaki maliyet fiyatlarıyla hani git gelle biraz zaman sıkıntım olduğu için yani Peki. en değerli şey zaman. Şimdi o düşünce bir kenarda yani kalsın. O zaten onu köşeye yazmışım, onu Yani onu bir bekletiyorum. köşeye yaz. Yani şu anda belki onu gerçekleştirmeye zamanın da olmaz, imkanın da olmayabilir. Ama yine de sen yani niyetin varsa seradan Ve vazgeçme. onu yapmaya yapacağım ama hani yaptığımız zaman da hayırlısı yine böyle bir röportaj yaparız hocam. Fanlı sobayla şimdilik idare et. O büyük hayalini gerçekleştirmeyi daha Yok sonraki hocam hani zamana. araştırmasını da biraz yapmışım. Şimdi etrafına da straforla seranın etrafını kapatmayı düşünüyorum. Zemini mesela bir 40 santim altından etrafından dönüp komple. Yani o sistemi düşünüyorum çünkü o bir kere de benim maliyetimi bitirecek. Isıtma maliyetimi bitiriyor. Fanlara da bir güneş enerjisi paneli koyduğum zaman bitiyor. Yani bir kere de ısıtma maliyetini bitirecek ama bir kere de seni bitirecek. Yani o yüzden ben de onu bekliyorum hocam. Yani işin o kısmı da var. Şimdi yani ben seni köyde başaranlarda örnek gösterdim ama yani bunu örnek göstermekle ne kadar haklı olduğumu şu sohbetten sonra daha iyi anladım. Allah razı olsun hocam. Yani neye elini atmışsan
mutlaka güzel sonuçlar elde etmişsin. Allah'ım şükür. Ama yani elime attığım şeyden geri durmadım hocam. Evet. Yani olmadı diye geri çekilmedim. Yani bu röportajı seyredenlere de güzel bir örnek olacağını düşünüyorum. Onu umut ediyorum. Yani insanların ufkunu açacaksın. İnsanların, İnşallah. İnşallah. İnsanların düşüncelerini değiştireceksin. Yani bu söylediklerinle, bu düşüncenle bak, diyecekler ki 33 yaşındaki bir Erkan bu şekilde düşünebiliyorsa biz niye düşünmeyelim? Biz de düşünelim ya da biz de bunun gibi düşünmeye başlayalım. Biz de işte bu türden şeyler yapmaya çalışalım. Babında onları böyle bu türden bir düşünceye sevk edeceksin. İnşallah güzel şeylere vesile olacağız. Birlikte. İnşallah. Birlikte hocam. Sen İnşallah. Örnek olarak bunu yapmış olacaksın. Biz de seni örnek gösterdiğimiz, yayınladığımız için bu işte söyleşimizi yayınladığımız için biz de güzel bir şeyler inşallah vesile olursak ne mutlu bize. Allah razı olsun hocam. Beni ağırladığın için, beni misafir ettiğin için sana çok teşekkür ederim. Her gün, her zaman beklerim. Yani her zaman kapımız açık, herkese açık. Allah'a evet. Şükür. Allah razı olsun hocam. Geldiğiniz için de ben çok çok teşekkür ederim size. Çok güzel, verimli bir söyleşi yaptık. Birlikte beraber bütün her tarafı gezdik, dolaştık. Bütün tesislerini gezdik, bağını, bahçeni, cevizlerini, her şeyini gezdik. Ve çok güzel şeyler gördük, çok güzel şeyler çektik. Bu çektiklerimizi de paylaştık. Yani röportajımızın başlangıç kısmında bu çektiklerimiz. İnşallah güzel şeyleri insanlara göstermişizdir, güzel şeyler yapmışızdır, güzel işlere vesile oluruz, güzel işler yapılmasına aracı oluruz inşallah. İnşallah hocam. Değerli izleyicilerimiz, Köyde Başaranlar serisinde bu bölümde Erkan Özmen. Erkan da diyorlar, Erhan da diyorlar. Sonuçta hepsi aynı kapıya çıkıyor. Kimlikte Erkan olmasına rağmen halk arasında Erhan olarak biliniyor. Yani o yüzden muhtarla yaptığımız söyleşide bile muhtar bazen Erhan dedi. Ben Erkan dedim. Yani sizin aklınızda bu şekilde bir şey kalmasın. Güzel bir söyleşi oldu. Nüfus dairesindeki arkadaşlar sağ olsun hocam. Evet. İnşallah güzel şeyleri size aktarabilmişizdir diye düşünüyoruz. Rabbim senden razı olsun Erkan. Cümlemizden inşallah. Cümlemizden. İnşallah çok daha güzel işler yaparsın. Aklındaki diğer düşünceleri az önce anlattığım mesela Sera projesinde olduğu gibi çok daha güzel işleri yaparsın. Çok daha güzel işlere vesile olursun. Biz de İnşallah. Yine geliriz, yine çekeriz. Vallahi hocam hani kafama yatan bir şey olduğu zaman hani burada ben anlamadım hani yapmıyorlar. Evet. Niye yapmıyorlar onu da anlamıyorum. Evet. Ya temellik çok kolay geliyor ha. Tabii yani. Hazırcılık. Hazırcılık. Doğru doğrusu hazırcılık. Doğru. Bunun en basit açıklaması hazırcılıktır. Herkes hazır istiyor. Herkes hazır olsun istiyor. Köydeki insan bile marketten tavuk alıp yiyor. Marketten yumurta alıp yiyor. Demek ki bunları hepsini aşmamız lazım. Tabii ki. Çok fazla sözü uzatmayalım. Aynen. Evet, Hacı Baba'nın çiftliğinde bizleri seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Yeniden yine Köyde Başaranlar serisinde bir diğer videomuzda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bu esnada kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere inşallah.